Aa, Şadi Bey. Efendim? Yanlış mı görüyorum? Nasılsınız? Merhaba Songül Hanım, nasılsınız? Ay çok şaşırdım, bu ne güzel sürpriz. Ya ben bizim çocuklara bir şey alırken Emir'e de ufak bir hediye aldım, onu bırakayım dedim. Ay ne kadar zarifsiniz, ne zahmet ettiniz Şadi Bey. Hikmet Hanım. Efendim? Hikmet Hanım, Şadi Bey geldi, akrabamız. Hikmet Hanım, yeni dadımız. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Ben böyle habersiz geldim ama rahatsız etmedim herhalde. Ay estağfurullah, olur mu? Buyurun, ne içersiniz? Bir kahve içerim. Ben yapayım efendim kahvelerinizi. Sade olsun benimki. Efendim? Sade. Tabii efendim. Maşallah, ne kadar büyümüş. Çok değil mi? Düşünün sizde iki tane olacak. Emir. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Ya beni tanırsa? Ay bittim ben, bittim. Tabii şimdi adamı bu kadar boşlarsam can sıkıntısından kendini buraya atar. Pardon, ben bir şey alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun efendim. Elleriniz ne kadar yumuşak. Efendim ne yapıyorsunuz? Tabii benim yaşımdaki bir kadına göre yumuşak sayılır. Niye? Bence o kadar yaşlı değilsiniz. Yani yaşlı sayılırım. Elimi alabilir miyim? Kendinize haksızlık etmeyin. Bence gayet genç ve güzelsiniz. Anladım. Anladım. Siz ben üzülmeyeyim diye kibarlığınızdan böyle söylüyorsunuz değil mi? Çünkü ben sizin annenizin yaşındayım beyefendi. Yok, bir kere annemden zaten daha gençsiniz. Ama siz eşimden bile daha genç gösteriyorsunuz. Evlisiniz demek. Yakında boşanacağım. Ya. Neden boşanacaksınız? Çünkü karım o kadar kötü, o kadar fitne fücürcü, o kadar dalavereci, o kadar entrikacı bir kadın ki. Neyse şimdi böyle kötü kadınlardan bahsetmeyelim, değil mi? Güzel şeylerden bahsedelim. Mesela sizden. Yazıklar olsun sana Şadi. Siz bekarsınız sanırım. Evet. Evet ve evlenmeyi de asla düşünmüyorum. Ben de boşandıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Ya. Gönlümce aşk yaşayacağım. Bardağınızı alabilir miyim? Hikmet Hanım. O kadar güzelsiniz ki size ilk görüşte aşık oldum.